Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara. Bugün günlerden o gün. Sonunda sabrettim ve bugün artık saç boyamanın vakti geldi. Dibimi görüyorsunuz zaten, bayağı uzadı. Bayağı da saçımı yağlandırdım bugün için. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır bu videoyu çekmeyi planlıyordum. Ama dediğim gibi biraz saçıma ara verdim. Yaklaşık 3 aydır falan boyamıyorum galiba. Şuraya çok güzel bir setup kurdum. Gördüğünüz gibi oksidanlarım, açıcım, Olaplex'im, işte mutfak tartısı, boyama kabı, eldivenler, taraklar ve saçımda kullanacağım pamuklar. Yani bayağı profesyonel çalışıyoruz. Saçımın şu anki hali böyle. Şimdi ben saçımı ayıracağım. Arkada valizlerimi görüyorsunuz. Ben saçımı ayıracağım. Sonrasında arka tarafı annem boyayacak. Ön tarafları da ben boyayacağım. Arkamı göremem. Ve çok temiz bir işçilik istediğim için annemden destek rica ettim. Şimdi ben saçımı ayırıyorum vesaire. Sonra geri geliyorum. 1, 2, 3, 4 parçaya ayırdım. Şöyle şunları kullandım bunun için. Ve şimdi açıcı karıştıracağız. Bunun için 60 gram açıcı koyacağım. 4 milimde bu Olaplex'imden koyacağım. Bir mutfak tartısıyla birlikte. Bunu şimdi yapacağım. Gördüğünüz gibi açıcıyı uyguladık. Sonrasında sonra en son dibime tamamen uyguladık. Ve şimdi açılmasını bekliyorum. Bayağı da iyi yoldayız. Güzel açılıyor. 40 dakika gibi bekleyeceğim. Belki daha az, belki daha fazla. Sonra yıkayacağım. Yıkayıp kurutup geri gelmek. Sonra boya karışımı yapacağız. Bu arada 60 gram açıcı kullanmıştım. Yetmedi. Sonra bir 40 gram daha karıştırdım. Ha, bu arada saçımı yıkarken biraz açıcıyı 3 volümlük oksidanla karıştırıp ıslak saçıma böyle bir masaj halinde uygulayacağım. Böylelikle buradaki saçlarının buradaki bakırları akıtmış olacağız. Direkt oraya açıcı sürmek istemiyorum. Çünkü zaten zeminde açık bir renkti. Sadece o rengi kusturmamız lazım. Sakın korkmayın. Bayağı makyajımı falan da yıkamak zorunda kaldım. Şimdi bu şekilde oldu. Gördüğünüz gibi böyle yer yer daha beyaz, daha küllü oldu. Çünkü yıkarken mor şampuan sürdüm saçıma. Ve daha fazla açılan yerler emdi onu hemen. Ve dolayısıyla uçlarım küllü oldu. Şimdi aslında boyayacaktım hemen ardından. Ama şimdi şey diye düşünüyorum. Zaten bugün cuma, yarın cumartesi evdeyim. Vaktim var. Bugün saçlarımı dinlendireyim. Çünkü bayağı bakın biraz alerjim nüksetti. Açıcıya olan alerjim. Profesyonel açıcılara çünkü alerjim var. Kaşınıyorum. Ve sakinleştirici bir krem yüzüme sürüp bugün saçlarımı kurutup hiçbir şey yapmayı planlamıyorum. Yarın boyamayla bitireceğiz. Umarım yeter. Yeter gibi duruyor. Yani şu an kamera biraz daha sarı gösteriyor. Aynaya baktığımda öyle değil. İstediğim gibi oldu. Bu arada hiçbir kopma falan da olmadı. Bundan çok korkuyordum. Ama saçımı kesmem iyi oldu. Ve kullandığım Olaplex'in çok büyük etkisi oldu. Ayrıca ben saçımı yıkarken annem böyle sirkeli bir suyla geldi. Saçın pH dengesi bozuldu. Onu dengelemek için bunu sürelim dedi. Bu da bir tüyo olsun size. Bayağı saçlarım iyi durumda. Şimdi dediğim gibi kurutacağım. O zaman yarın görüşürüz. İlk defa bu arada aynı gün saçıma işlem yapmayıp ertesi gün yapıyorum. İlk defa. Yapacağız. Karantina zaten. Hadi yarın görüşürüz. Günaydın. Korkmayın. Çok sarı. Aman Allah'ım. Resmen civciv sarısı oldu. Ertesi günden merhaba. Bugün de boyama işlemini yapacağız. Dün ara vermiştim. Bir gün böyle kalmamın bir zararı olmayacak diye düşündüm. Katlanabilirim çünkü. Şimdi saçımı boyama işlemine hazırlıyorum. Önce iyice bir taramanız gerekiyor. Biliyorsunuz zaten ben de ne anlatıyorum burada. Uçlarına yağ sürdüm. Şimdi gelelim kullanacağım boyalara. Şimdi ben bildiğimiz o gri ya da küllü bir sarı tercih etmedim bu sefer. Daha böyle bej tonlarına gitmek istiyorum. Biraz daha kum ve bej arası bir renk istiyorum. Bu yüzden iki tane boya tercih ettim. İkisi de Wella'nın. Biri Colestone Perfect. Bu Rich Naturals serisinin 10-16'sı. Diğeri de Wella Color Touch. Yine Rich Naturals 9.97. Bundan daha çok, bundan daha az alacağız. Ve bunun içinde oksidan olarak yine Color Touch'ın yani 1.9'luk 6 volümlük oksidanı lütfen daha yüksek bir şey kullanmayın. Saçınızı zaten açtınız. Bu sadece açtığınız saça renk vermek amacıyla renk vermek amacı olduğu için yüksek oksidanlar kullanmanıza hiç gerek yok. Saçınızı zaten açıcıyla oldukça yıpratıyorsunuz. O yüzden yüksek volümlü oksidanlar lütfen tercih etmeyin deyip başlıyorum. Ben buna da yine Olaplex'i ilave edeceğim. Bu bana marka gönderisiydi. Liquid Keratin firmasının kendi üretmiş olduğu Olaplex'in artık orijinalini unuttum. Olaplex'in daha yerli versiyonu. Mutlaka ben dün açıcıya da kullandım. Bir Plex ürünü kullanın. İlla Olaplex, Olaplex olması gerekmiyor. Birçok Plex ürünü var artık. Mutlaka böyle bir şey açıcınızın, boyanızın içerisine karıştırın. Dün hiçbir şekilde saçımda kaşınma olmadı. Tabii ben alerjik reaksiyon gösterdim. O benim özelliğim. Çünkü profesyonel açıcılara bir hassasiyetim var. Ama onun dışında bakın saçlarımın ne kadar parladığını görüyorsunuz zaten. Yani mutlaka dediğim gibi bir Plex ürünü kullanın. Ben bugün banyoda zaten Olaplex 3'ü de kullanacağım. Bir 10-15 dakika saçımda bekleteceğim. Neyse, şimdi kafanızı çok karıştırmak istemiyorum. 16'dan daha fazla alacağız. 9.97'den daha az alacağız. Burada yine bir mutfak tartım var. Hassas tartı. Böyle bir şey edinmenizi çok şiddetle tavsiye ediyorum. Yıllardır bende eksikti yani. Şimdi şunu bir açalım. Ben boyaları Amazon'dan sipariş ettim. Siz de internette kolaylıkla bulabilirsiniz bu arada. Baktım, Türkiye'de de var. Hiçbir sıkıntı yok. Zaten evrensel bir marka Wella. Her yerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bu hangisiydi? Bu 10-16. Bundan daha çok alacağız. Aman. Birebir oksidan yapacağım. Yani toplam 60 milim boyam olacak. 60 milim de oksidanım. Evet, saçıma iyice sinmeye başladı boya. Bu arada kaşlarımı da boyadım. Sildim onu şimdi. Neyse, saçımı yıkamadan önce sizlerle biraz konuşmak istedim. Şöyle ki biliyorsunuz ben saçımı sarıdan bakıra boyadım. Zeminim çok açık bir renkti bakıra boyadığımda. Ve ben her yıkadığımda o aktı doğal olarak. Bakır zaten akıyor. Bir de zemininiz çok açıksa saç zor pigment kabul ettiği için akıyor. Aka aka benim saçım böyle sarı bakır bir şey olmuştu zaten. Ben onun üzerine bu işlemleri yaptım. Yani eğer benimle tıpatıp aynı saç rengini istiyorsanız benim saçım gibi bir saça ihtiyacınız var. Yani benim saçımın zeminine ihtiyacınız var. Bunu mutlaka aklınıza bulundurun. Eğer saçınız sarıysa, bakıra boyadıysanız sadece kepek şampuanını kullanın. Sadece kepek şampuanıyla saçınızı yıkayın. Özellikle Head & Shoulders tavsiye ediyorum. Çünkü opak bir beyaz. Böylelikle akıtıyor. Çok güzel akıtıyor. Onun dışında hiçbir şey yapmayın. Saçınızı biraz ara verin. Doğal dibiniz çıksın. Sonrasında saçınızı size açıp sonra boyayabilirsiniz. Birebir benim sonucumu elde etmek isterseniz, ki şu an sonucu bilmiyoruz, belki hiç istemeyeceksiniz. Birebir benim sonucumu elde etmek isterseniz benimle aynı, dediğim gibi, işlemler ve saç zeminine ihtiyacınız var. Şimdi ben yavaştan gidiyorum. 28 geçe yıkadım. 28 geçe boyadım. Kafam çalışmıyor artık. Bir yarım saat olmuş. İşte bence bu kadar yeter bile ya. 5 dakika daha bekler, sonra yıkarım. Saçımı kurutup geri gelirim diye düşünüyorum. Belki de bir makyaj yaparım. Evet, bitmiş hali bu şekilde gördüğünüz gibi. Böyle benim istediğim gibi kum bej bir sarı oldu. Tam anlamıyla böyle bir renk istiyordum. Böyle küllü olacak diye çok korktum ama küllü ama yine de bej. Böyle bir renk istiyordum. Belki saçım bir tık daha açık olsaydı bir tık daha iyi olabilirdi. Ama şu anda bile çok memnunum şuradan kendime bakmaktan. Daha doğal duruyor. Kesinlikle daha doğal duruyor. Hatta şu an kamera biraz yanıltıyor ama benim için böyle ışıl ışıl, daha doğal, daha böyle bej bir sarı oldu. Ben isteğimi elde ettim. Bir de şimdi saç kesimimle de daha güzel oldu bence bu renk. Kaşlarımı da güzel yaptı. Sadece biraz almam gerekiyor. Arkamdaki kaosu da görüyorsunuz. Şimdi bir yandan da valiz hazırlıyorum. Türkiye'ye gitmeme çok az kaldı. İstanbul'a gidiyorum. O yüzden biraz kaos var arka tarafta ama onu lütfen görmeyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Umarım siz de sonucu benim gibi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka yorumlarınızı benimle paylaşın. Videoya like bırakırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız daha da mutlu olurum. Büyürüz hep beraber. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.